Milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz 21'ler ve siz şimşekler, hepiniz hoş geldiniz. Diyarbakırlı mısınız? Hayır. 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 Niye 21? Uğurlu sayılarımızın toplamı. Uğurlu, senin kaç meden? 6. 4. 7. 3. 1. Ne etti ya? 21. Ben sözelciyim oğlum. 21. Güzel, kreatif. Kimin fikriydi bu? Ortak fikrimizdi genelde. Ne dediniz? Adımız ne olsun? Hepimizin uğurlu. Çok düşündük. Bir gün düşündük en az. Toplandık. Bayağı tartıştık. Bunu çıkarabildik yani. En iyi saatlerce konuştuk. Saatlerce bunu konuştuk. Dün geceden beri. O zaman çok eğlenceli bir bölüm olacak. Evet. Biraz kaysan. Yani siz şey yapın. Tahmin edin. Düşün yani. 21'ler, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Karşı tarafla tanışıyor musunuz? Evet. Tanışıyoruz. Neyiniz olurlar? Kuzenlerimiz olanlar var. İş arkadaşlarımız olanlar var. Sen ne iş yapıyorsun Ömer? Ben beden eğitimi öğretmeniyim normalde ama aynı yerde çalışıyoruz. Melek hocamız ve İbrahim hocamızla. Güzel. Hemen Melek hoca ve İbrahim hocanın tarafına dönüyorum. Şimşekler. Neden şimşek? Çarpacağız onları. Grubun sözcüsünü en sona koydular. Evet. Yok, ben konuşurum da biraz. Ay hocam, geçmiş olsun. Parmağını yaptın İbrahim. Ufak bir mutfak kazası oldu. Yemek yapmayı seviyor musun? Çok. Hatayı nerede yaptın? Soğanları... Keserken. Tamam işte, soğanları mı yoksa? Soğanları. Of, o da ne pis olur be. Bir an gaza geldin çünkü, değil mi? Kesinlikle. Şef Mehmet sandın kendini. Takı 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 takı. Biraz. Güzel. İbrahim ve Melek, siz nerede çalışıyorsunuz? Yani bir spor salonu mu? Okul mu? Yok. Bir okulumuz var. Oradayız. Aa, öğretmensiniz. Evet, evet, öğretmeniz. Aa, çok güzel, çok memnun oldum. Karı-kocayız. Hem? Eşim. Eşim. Evet. Evi zaten de öyle duruyorlar, biliyor musun? Evet. Çok acayip. Evi? Evet, ben arkadaşlarıyım. Yani benim akrabam yok burada. Kuzen var mı? Yok. Yok. Hayır. Ama hepsi arkadaşım. Güzel, kuzenleri bulacağım. Ömer'in kuzenini bulacağım. Efendim şimşekler, siz de iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ne duruyoruz, günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız. Aileler yarışıyor, başlasın. Sürprizli bir cevabımız var. Tam 1000 lira değerinde. Ya çok tatlı, bakayım. Safa bekledi, devamı gelecek mi diye. Ben de ona böyle bakınca hani 1000 lira diyorum oğlum, niye? Oo! Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Ömer ve evinle başlıyoruz. İşte bu ya, aradığım lezzet bu. Beden eğitim öğretmenisi. Evet. Yapıyorsun işini. Şu anda özel eğitim kurumunda müdür olarak çalışıyorum. Okey. Onlarla aynı yerdesin, evet. İbrahim ve Melek. Melek hocamız zaten kurumun sahibi. Benim de. Patron oldu. Evet, patronum. Anladım. Patron için. Ya müdür var, patron var. İbrahim? O da patron. Meslektaşız onların. O büyük patron. Patron? Patron yarısı. Büyük patron. Büyük patron. Çok memnun oldum. Evin sen? Ben çocuk gelişimi öğretmeniyim. Müdür yardımcısıyım aynı zamanda. Bugün bak. Öyle olacaksa. Hep yetkili abi ve ablalarlayız bu akşam. Çok güzel. Çocuk gelişim? Öğretmeniyim. Öğretmeni. Yani neredesiniz tam olarak? Lisede, meslek lisesinde oluyor. Hı hı. Yani okul öncesi öğretmeni yetiştiriyoruz bir nevi. Lise, okul öncesi. Evet. Ha öyle mi? Tabii. Ben de daha küçükleri sandım o yüzden. Yok yok, lise. Güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Ömer. Evet Ömer, eller arkada, çok güzel. 100 erkeğe sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Hülya Avşar'ı yenemeyeceğiniz bir spor. Ömer. Tenis. Tenis midir?
Tenis oynadın mı? Evet, evet, antrenörlüğümde oradan var birinci kademeden. Gerçekten mi? Evet. Birinci kademede. Bir şey söyleyeceğim. Adam kendi reklamını yaparken heyecanlandı farkında mısın? Yüz kasları böyle bağımsız hareket etti. Birinci şeyde... birinci neydi? Birinci kademe tenis antrenörlüğüm. Birinci kademe. Nasıl oluyor? Ben tenisi biliyorum da kademeyi... Yani kısımda... daha çok başlangıç seviyesinde birinci kademe oluyor. Aa, orta seviyeye geçince ikinci, üçüncü kademe. I'm a teacher for tennis for the starters. Olur mu? Yeah, of course. Starterlı. Of course. Yeah, of course. Başlayanlar için Ömer. Evet. Sonra? Daha sonra ikinci kademe. Artık profesyonel seviyelerde üçüncü kademe devreye giriyor. 10 puan senindir. 21'lere gitti. Görüşürüz Emin. Gideyim mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim Ömer. Sorumun tamamı da şuydu. Hülya Avşar'ı yenemeyeceğiniz bir spor dalı arıyorduk. Tenisti. Böylelikle ilk 10 puanım gitti. Heyecanlı bir Muratcan ve Merve geliyor. Haydi Merve! Haydi Merve yapabilirsin! Dur ya bir dakika, çok heyecanlı. Ben şu an Ömer'in kuzenini buldum galiba. Evet. Aa, Ömer'in kuzeni. Ne kadar benziyorsunuz. Benziyor muyuz? Bir dakika, sen dayı kızı mısın? Evet. Sen şu göze baksana. Yıllarım. Müthiş benziyorsunuz. Kardeşim de orada. He, ama işleri karıştırıyor. Dur. Burada ona... da bir kuzen var. Safa mı? O da böyle yaptığı için. Tüyo vermişsin Asma. Aman, yok öyle heyecanı yok. Kendim bulmam lazımdı. Sen ne yapıyorsun Merve? Klinik psikoloğu. Klinik, yani senin bir klinikte misin, senin kliniğin var mı? Yok, aynı birlikte okuldayım arkadaşlarımla. Lisede. Ay ne güzel. Ne oldu İbrahim? Söyle söyle. Ben Sedat hocam, Evin hocam, Merve hocam. Dördümüz aynı okul. Aynı okuldayız. Ömer? Ömer ile ben. Oradaydım. Ha tamam, Ömer'i bir okulda. Şey yap. Ha siz ayrı bir okulda mısınız İbrahim'le? Bizim ayrı bir merkezimiz var, biz oradayız. Aa okey. İbrahim'ler ayrı bir yerde. Yani karı koca aynı yerde çalışmıyoruz. Ay, i̇şle şeyi ayırdık. İşle ayırdık. Evet. Ayırdınız. Muhasebe de ayrı. Muhasebe de ayrı. Muhasebe de ayrı. Aa dur ya, dur Melek gelince konuşalım. Muratcan? Ben de okuyorum. Son sene inşallah bitecek bir sene beden eğitimi okuyorum. Ama tekstille uğraşıyorum aynı zamanda. Şey mi? Kendi böyle bir... Kendimizin... İnternet üzerinden mi? Yok. Babanların ha? mı? Evet, babamların. Ben de devam ettiriyorum. Nerede? Inşallah. Bayrampaşa'da. Bayrampaşa mı? Erkek mi? Erkek. Tamam. Ya bizim... Ama isterseniz bayan da yaparım ya. Yok ondan değil ya. Bizim bir tane sesçimiz var Serhat. Şunu bir el atsanız. Atarım ben onu. Yani gerçekten şeyden korkuyorum. O kıyafetinden dolayı kız arkadaşı ayrılacak ondan. Tamam ben ondan alayım. Korkuyorum, istemiyorum ayrılsınlar. Çok güzel. Bir yılın kaldı, sonra da sen de evet. Öğretmenler Kervanı'na katılacaksın. Herhalde katılacağım. İnşallah. Belli değil. Evet. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eniştenize özgü bir şey söyleyin. Muratcan? Araba. Eniştenin arabası mı? Aha. Güzel mi? Evet. Harbi mi? Güzel. Enişten ne iş yapıyor? Yok yok, özel değil de aklıma araba geldi. Enişten var mı? Var. Eniştemin kızı. Benim babam. Siz ne? Biz de kuzeniz. Be ama böyle bir şey yok. Bir şey söyleyeyim, bu konu açılmışken niye demiyorsun Muratcan da benim kuzenim? Bulmanızı bekledim. Ben tamam nereden mı? Bileyim? Bir tane kuzenim var dedi karşıda Ömer. Bir şey söyleyeceğim ya, sen onun kuzeniysen... Safa da bunun kuzeni. Evet, evet. Ömer ben ilk başta döndüm dedim ki size burası, burada akrabalık yok dedi. Karşıya yönlendirdi beni Ömer. Yok. Heyecandan herhalde. Heyecandan herhalde. Ben heyecandan. Aileler yarışıyor da heyecandan akrabalar unutuluyor ya. Ben böyle bir şey sahiplenmiyorlar. Çok güzel. Enişte arabası var mı? Hadi ciddiyim, senin enişte Mustafa Sandal mı? Merve, soru şu. Eniştenize özgü bir şey söyleyin. Eniştem. Eniştem var. Yok. Ha, bu senin eniştenin kızı. Sende enişte yok. Tamam. Hayal et, bir enişte varmış gibi. Eniştem özgü. Yani teyzem özgü. Eşya mı desem? Evet, özgü deyince teyze geliyor akla. Eniştem teyzem özgü. Var mı? Gel abi. Enişte özgü ne olur? Mangal. Evet. Enişteler mangal yakar. Benim yok ama ne yapayım? İyi de canım, hiç eşten dosttan da mı duymadın? Enişte şu mangalı bir yaksan da. Abi. Bakalım mangal mıymış? Orası güzel cevap verdi. Bakalım neymiş? Çıkardım. Aa, mangal. Ne?
Enişteyi tanıyanlar işte. 10 puan bende kaldı. Görüşürüz. Neyse onlara da gitmedi en azından. Öyle düşünüyorum. Bravo, bravo. Safa ve Mine geliyor. Bir akrabalığınız varsa şimdi söyleyin, yoksa sonsuza kadar susun. Akrabalığımız var. Bizim de var. Aa, dur. Güzel. Mine de senin halanın kızı. Yok. Olmaz. Bence bulamazsınız. Biraz daha uzak. Amca torunlarısınız. Yok, öyle o kadar şey değil. Dedeler şey... kardeş. Ha? Dedeler kardeş. Tamam. Benim... Dedeler amca, evet. Torunları. Yine bildim. Ya bir şey söyleyeyim, ben bildim de Safa hala düşünüyor. Öyle mi? Çok karışık. Doğru, amca torunları oluyor. Amca doğru, torunları. Evet. Dede torunları, amca evet. Torunları. Kuzen çocukları diyorum ben kuzen genelde. Çocukları. Biz direkt aslında kuzen diyoruz. Safa sen ne yapıyorsun? Ben de bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Şu an askeri personelim. Kıbrıs'ta görev yapıyorum. Aa! Şu an izindeyim, evet. Aa! Ay sana bir sarılmak istedim ya. Aslında yavru öyle. Vatan. Yavru vatan Kıbrıs. Beklerim sizden inşallah. Bütün... ne yapan? Beklerim. Ne yapam? Siz ne yapanız? Ne yapam? Ne yaparsınız? O kadar zaten. Ben o kadar. Evet. Ne yapan? Bütün Kıbrıs'a kucak dolusu sevgiler. Anam Kıbrıs'ta ne? Kıbrıs. Kıbrıslıyım. Kıbrıslıyım. Kıbrıs'ta nasıl sıcak bir bilsen. Güzel. Çok ay, çok mutlu oldum ya. Şey böyle gurbete yollamışım gibi şey oldum. Bir sevindim yani. 10 puanlık sorunuz geliyor. Yeni taşındığınız evinizin nereye daha yakın olmasını istersiniz Safa? İş yerime. Aa çok mantıklı. İş yeri var mı? Mantıklıydı ama bence insanların gönlünden geçen değildi. Mineciğim, yeni taşındığınız evinizin nereye daha yakın olmasını isterdiniz? Ulaşım. Ulaşım mı? Metrobüs. Metro. Tabii gibi. Şimdi bu insanlar çalışan insanlar olarak pratik düşünüyorlar. Tabii. Ulaşıma yakın var mı? Bence denize yakın. Bak işte. Ha. Sahile yakın. Ha Meta? Ben de deniz diye düşündüm. Değil mi yani? Deniz bana mantıklı geldi. Bence bakalım de. Neymiş? Çarşı. Ay merkeze doğru gibi. Ya çarşı. Çünkü şöyle... Zaten ev satarlarken de bundan yıllarca önce mesela hep şey der. Asuman Hanım karşıya da işte bilmem ne gelecek. Hani oradan da alışveriş yakın diye. AVM ya. Açılacak. Buraya yani. Da bilmem ne gelecek falan. Ben de hep derdim oldu falan. Anam neler geldi bir gülseniz almadığım yerlere. 10 puan bende kaldı, görüşürüz. Neyse. Görüşmek üzere. Bravo. Patron yarısı İbrahim ve Metehan geliyor. İbrahim ben seninle daha önce tanışmış, karşılaşmış olabilir miyim hayır, bir yer? Yok yok. Kesinlikle. Kime benziyor bu adam? Meleğe bak, melek. Ay çok tatlı ya. Ben İbrahim'e sarıyorum, melek böyle. Hayır hayır yok yok. Yok nasıl bir daha göster bakayım. Çünkü hep yanımda. Ha diyorsun ki benimle de seninle tanışmış lazım. Olmam lazım. Tabii tabii. Yani o zaman ya da böyle çok bir dizi oyun böyle bir oyuncuya mı çok ben? Var bir siması evet. Müthiş birine benziyor. Ay ben şimdi onu bulana kadar yine konsantre olamam. Brad Pitt. Müthiş. Kime? Brad Pitt. Brad Pitt uzaktan ama böyle 3 kilometre falan. Yok ya Brad Pitt değil. Böyle sanki Edo'da oynayan biri ya da ben bu cihana sığma bilmiyorum sanki öyle olabilir. Bir. İbrahim patron yarışsın çünkü patron kendisi kesinlikle. Melek onu anladık. Evet. Bütçenin şey neydi muhasebe de ayrı dedi. Ayrı. Sen de beden eğitim? Öğretmenim. Öğretmenisin. Evet. Ama farklı yerlerdesiniz. Evet. Yani aynı okulun başka bir yerde bir merkezi var. Öyle misiniz? Onu anlamadım. Hayır. Değil, değil. O da değil. Bir anlatmak ister misin İbrahim? Ben Sedat Hocam, Merve Hocam, Evin Hocam. Biz bir okuldayız. Okey. Ayrı. Ayrı. Onlar özel bir okul gibi o düşünün. Okulda meleğin. Evet. Okey. Ömer Bey de müdürü. Müdürü. Evet. Çok güzel. Evet. Metehan? Ben ticaretle uğraşıyorum. Oyun sen konsolları... telefon satıyorsun gibi öyle bir tip. Yok hayır. Oyun konsolları işletmeciliği yapıyorum. Öyle işlerimiz de var. Telefoncu evet. Değil mi? Ticaretle evet.
işle uğraşıyorum. Oyun konsolu o iş onları mı? Aynen, onların işte oynanması, işte satışı, alımı. Aa çok güzel. Evet, hala devam ediyor. Onlarla nereden tanışıyorsun bu ekiple? Bu ekiple ortağım Muratcan. Hepsinin, onun sayesinde tanıştım herkesle burada. Sürekli etkinlikler yapıyoruz birlikte. Aa çok güzel. Sporla akrabalık yok. Akrabalığım yok kimseyle. Ama bir kardeşim olsa Muratcan olur. Muratcan mı olur? Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Kaç yıldır ortaksınız? 5-6 seneye geçti. Oo güzel. Evet. 10 puanlık sorumuz geliyor. Eskisi daha çok sevilen bir şey söyleyin. Metehan? Televizyon programları. Aa öyle mi? Eski Fenerbahçe diyecektim de olmaz diye demedim. Sen Fenerli misin? Evet. Eski televizyon programları var mı? Eskisi daha çok sevilen bir şey İbrahim. Dizi? Ya televizyon programı çıkmadı. Dizi çıkar mı bakalım dizi? Hadi bunu da tutturamadım. Deniz'de tutturamadım. Tutturamadım. Bence bayram. Zaman da olur. Zaman. Eski zamanlar daha çok bayram. Eski bayram net. Ama öyle deriz ya. Eski bayramlar. Bayramların tadı yok. Nerede eski bakalım bayram? Neymiş? Eskisi daha çok sevilen. Bayram yani. O benim daha bir. Nerede o eski bayramlar? O eski 10 puan olmuş. Bende kaldı. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Melek ve Sedat ya. Geliyor. Sedat, İbrahim, Evin ve Merve aynı yerde çalışıyorlar. Çok evet. Güzel. Beden eğitim öğretmeni. Hayır. Müdür yardımcısıyım ben. Aa, müdürün nerede? Müdürüm yok. Müdür getirme, müdür yardımcısı. Çok güzel. Seni tanıyalım Melek. Özel eğitim öğretmeniyim ben. Ömer'le birlikte çalışıyoruz. Bir tane 12 yaşında oğlum var. Maşallah. İbrahim'le evliyim. Çok 16 güzel. 16 yıldır evliyiz. İbrahim'le asla ayrılmıyorsun. 7-24. Evet. Hep birlikteyiz. Ama çalışırken ayrılıyorsun. Ya tabii. Yani zaten kendi işi bittikten sonra benim yanıma geliyor. Ay bu adam ne zaman tatil yapıyor? Kendi isteğiyle geliyor. Ha, zorlama kendi yok. Kendi isteğiyle evet. Geliyor. İyi güzel. Muhasebeniz ayrı derken? Ya sonuçta iş yerleri ayrı olduğu doğru, için. Doğru tabii o zaman da yani, ayrı. Yani gelir de ayrı. Doğru söylüyorsun. Yani. Şeyde ayrılıyor mu yoksa orada yok, ortak evde birlikteyiz. Evde birlikteyiz. Yani kaç yıldır evlisiniz? 16. Oo maşallah. Evet. Çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Yediğinizde orucunuzu bozmayacak. Sedat. Rüzgar. Rüzgar mı? Evet. Rüzgarı nasıl yiyoruz? Aa çok iyi cevap. Şu an düştü bana. Of rüzgar yemişim. Değil mi evet, o? Evet. Çok iyi ya. Umarım doğrudur. Sevdim ben bunu. Yoksa bile ben gönlümden sana o puan. Rüzgar var mı? Ama güzel cevaptı. Güzeldi. En sevdiğim. Yediğinizde orucunuzu bozmayacak bir şey söyleyin. Yediğimde orucu bozma. Laf yemek. Oo güzel. Laf yemek. Laf mıdır? Azar yemek. Azar yemek. Dayak. Ben mesela dayak. Kazık derdim. Dayak. Ben kazık yemek. Dayak bakalım yemek. Neymiş? Kazık mı gelmiyor? Ay ben de yarışıyorum ya. Cevapları bilmiyorum. 10 puan ben de kaldı. Görüşürüz. Rüzgar güzeldi ama hiç aklıma gelmemişti. Laf yemek de güzel. O da hiç aklıma gelmemişti. Ben hep kazıktaydım yani. Şimşekler 0 puanla başlarken 21'ler 10 puanla başladı. Bakalım ilk etapta neler olacak? Müdürümüz Ömer. Çok karışık buralar ben sana söyleyeyim. Meleğin okulundaki müdür Ömer. İbrahim'in okulundaki... Müdür yardımcısı. Müdür... Aa, kaynıyor bugün. Müdür ben müdürüm yardımcıları. Evin geliyor buyursunlar. Sana şuraya çok tezahürat var. Bu evet. Ne zor kelime tezahürat. Sana çok var. Evet. Kaptanımız. Kaptanımız. Seviyorlar. Beni sevmiyorlar mı? Motive ediyorlar. Onu sen kendininkine söyle. Diyorum buradan hiç beni gazlamıyorlar burada. Evin! 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 Şimdi tamam. Evet. Oldu. Ya rakibe bak o da yapıyor. O da gördün yapıyor mu? Canım benim ya. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Biriktirebileceğiniz bir şey. Ömer? Para. Biriktirir misin? Yok. Öyle mi? Şey misindir? Yani savurganımdır biraz. Aa. Genelde
Aldım, harcadım. Bakalım para var mı? En popüleri. Buyursunlar. Bilemedik yine. Biriktirebileceğiniz bir şey de yani. En popüleri paradır. Muratcan? Paradır. Araba koleksiyonu. Oyuncak araba. Var mı sende? Yok. Sadece aklıma geldi. Bir şey söyleyeceğim. Muratcan kendini şartladın mı? Enişte diyorum araba diyorum. Şey, biriktirebileceğin şey diyorum araba diyorum. Sürekli her şey araba mı diyeceksin sen? Oyuncak araba. Ama çok güzel o koleksiyonu olanlar. Oluyor. Ben işte benim çıkardım. Yok ama olanları gördüm. Şey var mı? Araba koleksiyonu. Yani çok öteye gittin evet, bence. Evet, çok... Çünkü biriktirebileceğin bir şey de paradan sonra Safa. Ben biraz mecazi olacak ama dost demek istiyorum. Güzel cevap. Bravo. Yani dost benim hatta ilk aklıma gelmiş. Ya benim para gelmemişti aklıma. Bütün ekip benim, kamera arkası. Kameraların arkasından şöyle kafalar çıktı. Neden Murtik, inanmıyor musun? Benim ilk aklıma gelen dosttu. Sonra para. Para dost. Aslında yani benim öyle değişti. Mesela benim için en popüler altı şu. Para dost, para dost, para dost var mıdır? Bravo. Alperen'cim sen bilmezsin dost dost diye nicesine sarıldım. İnsan biriktiririm, dost biriktiririm, en başta para biriktiririm. Çünkü para biriktirmezsen dost... Yok ya şey değil yani buradan bütün dostlarıma selam olsun. Bir tane kartınız var para insan dost açtırdığınız cevaplar Metehan. Ben anı demek istiyorum anı biriktirmek. Vay güzel. Evet. Anı var mıdır biriktirdiğimiz şeyler arasında? Sedat, sendeyim. Bir tane çarpınız var. En popüler 2, 5, 6, 10'un peşindeyiz. Biriktirebileceğiniz bir şey söyleyin. Ben dert demek istiyorum. Hep güzel şeylerden gittik. Çok iyi ya. Sedat sen hep gelsene. Bayıldım size ya. Ne biriktirdin? Çok dert biriktirdim bu aralar. Dert var. Bence bak çok güzel cevap. Demiş midir bizimkiler? Bakalım görelim. Ama güzel cevaptı. Sedat her bir cevap güzeldi yani. İki tane çarp aldınız. Kümelenin şimşekler. Şimşek. Buradan Düzce'deki şimşeklere selam olsun. Benim Düzce'deklerin çoğu şimşek soyadı da o yüzden soyadı sanmıştım. Ömer sendeyim. Para, insan, dost, anı. Plan. Plan var mıdır yoksa üçüncü çarpı mı geliyor göreceğiz. Ya. Bence harika cevaplar geldi sizden. İnanın. Şu arabaya kadar. Şimşekler size geldim. İyi misin İbrahim? Melek bir acaba beyine şöyle bir el mi atsaydın? Attım da öyle bakıyor adam parmağını da kesmiş. Melek'cim sendeyim. Pul. İbrahim? Altın. Mine? Bence de pul. Pul. Pul, altın, pul. Merve? Pul. Pul. Pul, altın, pul. Evin biriktirebileceğimiz şey... Ya bana bir tanesi daha mantıklı geliyor ama çoğunluğa da göre gitmem gerekiyor gibi hissediyorum. Güvenecek misiniz bana? Güveniyorsanız... Ben güveniyorum. Niye öyle baktınız? Pul diyorum ben. Ben de pul diyorum. Kesinlikle pul. Evin için kutunda büyük mü hissediyorsun, küçük mü hissediyorsun? Ben büyük hissediyorum da arkadaşlar... Çoğunluk ne derse onu da verir. Tamam sen karar vardır. Ver, sen de. Vereyim mi? Verme. Güveniyorsanız... Ben altın demek istiyorum ya. Altın biriktirmek... Daha önde gibi geliyor bana. Altın açılırsa şimşekler 0 puandan bakayım. Aa, fena değil damlaya damlaya göl olur. Güzel bir etap alırlar puanlarını da arttırırlar. Altınmış ve bir şey söyleyeyim mi? Altın en böyle en popüler.
Sevmez miyiz ya? Benim listem bak, biriktirdiğin şey para, altın, dost. Para, altın, dost. Para. Altın da ekler. Emobiler 2'de çıkacağını düşünmemiştim. Şey gibi hep düşündüm ya, parayı sonra okutuyoruz onu falan gibi. Eskiden hep altın biriktirir ya. Evet, para doğru söylüyorsun. Altın varmış. Bilezik de öyle biriktirirlerdi. Tabii. İşte. Benim annem hep öyle. En popüler 6'da bakalım ne var? Antika. Evet, antika biriktirirsin. Doğru. En popüler 5. Güzel. Yani evet evin. Pul desen de kazanıyorsun ama puan... Puanım arttı, evet. 9'du galiba pul. O da 24'tü, daha güzel oldu yani. 5 puana geldiniz. İkinci etapta arabalarıyla merakı... arabaları olan düşkünlüğü merakıyla bilinen Muratcan ve Merve'ye geliyor. Araba de. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Et obur bir hayvan söyleyin. Sen ne yapıyorsun? Ay ben... o kadar... O kadar dik ve şey durdu ki yani, onun duruşuna balerin gibisine şöyle duruyor. Aslan. Aslan. Ben de Galatasaraylıyım, buradan herkese selam yollayayım. Sevgiler. Görüşürüz Merve. Sırayı kaptı. Buyursunlar. Olsun. Etobur. 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 Seyün etobur. Et. Etobur. Etobur. Yanlış mı söylüyorum? Etobur. Yo, doğru söylüyorsunuz. Söyle etobur. Bir daha Safa. Etobur. Etobur. İyi etobur. Bir hayvan arıyorum etobur. Safa. Sen de. Ben timsah demek istiyorum. Güzel. Timsah var mı? Timsah. Güzel. Güzel. Timsah demişken buradan bir arkadaşım var. Ona selam yollamak istiyorum. O timsah gözyaşlarını ve kendin de al git. Çok dertliyim yine demek ki. Mete abi sendeyim. Ayı. Aslan kaplan. Öyle de söylemezsin kim? Yani. Ha? Direkt öyle de söylemezsin diyor. Yok canım, onunla ilgili sıkıntı yok da yani, bakalım ayı var mı? Vardır vardır. Oo, güzel. Ayı da var. Sedat, bakalım Sedat'tan nasıl bir hayvan gelecek? Ben kurt demek istiyorum. Aa, çok güzel. Nice. Kurt var mı? Harika gidiyorsunuz 21'ler. Bravo. Kurt, tilki, aslan, kaplan, ayı. Benim aklıma bir tane geldi ama gelmemiştir aklınıza. Ömer. 5, 4, 3, 2, Pirana. Kim? Pirana. Yani. Bravo, bravo. Pirana. Güzel. Pirana en popüler 6'da çıkar mı sizce? Çıkabilir ama çıkmaz bence. Evincim net konuştun ya. Yok, çıkmaz. Çıkabilir ama çıkmaz bence. Bütün olarak düşündüm. Pirana var mı? Çıkmadı. Güzel. Çünkü neden biliyor musun? En popüler 6'yı arıyoruz. Tabii evet. Ki tabur etobur bir hayvan. Etebur, etejer, etebur. Fakat en popüler 6'da bence daha etoburlar var. Muratcan. Köpek balığı demek istiyorum. Pirana'dan galiba esinlendin. Köpek balığı. Köpek balığı demişken bir arkadaşım var. O kendini bilir. Selam olsun. Köpek balığı var mı? Köpek balığı. Çok güzel gidiyorsunuz. 21'ler. İyi ki geldiniz. En popüler 2'yi açtırırsan Safa. Bu etap sizindir. 5, 4, 3, 2, köpek demek istiyorum. Sıfır. Kim? Köpek demek istiyorum. Aslan kaplan en popülerde açılmışken, en popüler 3'te de kurt ve tilki varken. Yani köpek popüler bir hayvan. Sürekli görüyoruz yani. Bence olabilir. Popüler mi, sürekli görüyoruz? İyi de aslanla kaplan da en popüler açıldı. Sürekli görüyoruz mu? Onu da televizyondan görüyoruz. Köpek açılırsa 21'ler alır bu etabı ama açılmazsa ikinci çapı gelir. Bravo.
Safa abicim, hem yakışıklı hem de bu işi biliyorsunuz. Çok sağ olun Asuman Hanım. Güzel. Şimşekler 75 puanda. 21'ler 98 puanda. Bakalım 3. etapımızda neler olacak. Safa hadi ve bakalım. Mine geliyor. Hadi Mine. Safa. Safa. Mine. Safa. Safa. Hızlı davran Mine. Yabancı dil biliyor musun Safa? İngilizcem var biraz. Pek yok. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Başta İngilizce olmak üzere yabancı dil bilmeden yapamayacağınız bir iş söyleyin. Safa. Tercümanlık. Tercümanlık var mı? En popüler 4. Mine. En popüler 3'ü açtırırsam sizinle başlarız. Pilot. Doğru. Kesin. Şart. Tabii canım. Düşünsene kuleyi anlamıyormuş adam. Ay Allah korusun. Pilot var mı? Ay ben gidiyorum. Tamam geri. Tamam bravo Mine. Sen bu işi kaptın. Beni kırdın. Düşünme. Pilotluk ya düşünsene mesela. Adam yabancı değil bilmiyor. Nereye iniyoruz nereye vardaşıyorum diye kuleye. Efendim Mine'den sonra İbrahim'deyim. Başta İngilizce olmak üzere yabancı dil bilmeden yapamayacağınız bir iş. Doktorluk. Doktorluk var mıdır? Oo güzel. Çıktı mı? Güzel. Pilotluk, çevirmenlik, doktorluk. Melek. Ateşelik. Ateşe. Ateşe. Ateşelik var mı? O ne zaman şey ateşelik? Oo. Güzel. Bravo, bravo diplomatlık. Evet. Hayır şeyi ben mesela akşam buraya gelmeden önce de baktım hepiniz burada butonun etrafında bir şey. Bir de biriniz soru okuyordu onu nereden? Telefona kendine soru mu hazırladın? Ne yaptın? Yok, kendi kafamdakiler bitti. İnternete yazdım. Oradan aldım. Evet. Bayağı burada çalıştılar. Falan. O yüzden dedim. Bayağı çok hızlılar. Hemen. Bayağı güzel. Hızlılar. Cevaplarınız da çok güzel. Evet. Bayıldım. Evet. Evin sen değil. Turist rehberliği diyorum ben. Çok mantıklı. Turistin düşünsene yabancı değil bilmiyor. Çevirmen. Beden diliyle anlatamazsın. Ayasofya. Bakalım. Turist. Rehber. Turist rehberi. Bravo. Bravo. Yani en popüleri tabii ki rehberli. Canım turist rehberi. Düşünsene sürekli bakalım. Şey mi diyeceğim? Pajal usta, pajal usta. Merve. Aa! Hiç son çarpınız yok. Ya. Harika. Bir tane kaldı. Yabancı dil öğretmenliği. Çok mantıklı. Sona sakladın. Yabancı dil öğretmenliği. Güzel, harika. 21'ler 98, şimşekler 163. Neydi? Şimşek gibi çarpacağız onları ama. Güzel. Efendim 150 puanım var. Hangi tarafa vermek isterim hiçbir fikrim yok. Böyle şey olsun, böyle kımıl kımıl olsun. Her şey daha da böyle anladın mı? Bir şey olsun yani. Evin ve Ömer geliyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Canım ciğerim fark ettiniz mi? Buranın puanı düştükçe ilk başta şöyle. Ömer! Ömer! Puanlar düştü. Rakipleri aldı başını gibi böyle. Ömer! Ömer! Son çırpınışlar. Duydun ama Ömer sen de evet, değil mi? Biraz moralim bozuldu. Bir moral alkış Ömer'e. Beyler arkada. 10 puanlık sorunuz geliyor. 10 puanlık sorum görsel bir sorundur. Birinizden biri daha önce görmesin diye gözlerinizi kapatmanızı rica edeceğim. Ha, tamam. 100 kişiye gittim bir şey gösterdim. Bana verdikleri cevap sizce nedir? Sona basacak. Aç. Oo daha açılmadan aç. Vallahi bas ben yapılacak bir şey yok. Ömer. Zil diyecektim ben ama. Zil mi? Ömer, what is this? Tornavida. Efendim? Tornavida. Tornavida. Bağlantıyı nasıl kurdun? 100 kişiye gittin. Evet, çalarız diye düşündüm ama. Çalar mısın bana? Zil çal. Hayal gücüm biraz geniş. Tornavida.
Düşünsene Ömer. Melek Hanımcığım, size oturmaya geleceğiz. Zilini de çalacağım. Ver bakayım. Sen şundan mı etkilendin? Evet, sesli evet. Yüzden. Çok mantıksız biliyorum ama... Yok be yavrum, onu alırken çarptı yanlışlıkla. Evet. Tornavidayı benim 100 kişi görünce zil demiş midir? Nasıl ya? Ben çok şaşırdım ama. Bir daha söyle. Ben çok şaşırdım. Çıkmadığına. Kesinlikle çıkması lazım. Bir de bir şey söyleyeyim, zili de böyle çaldı ya. Evin 100 kişi tornavidayı görünce ne demiştir? Tamir demiştir. Tamir demişler midir? Bravo. Teşekkürler, teşekkürler. Bravo, 10 puan gitti. Siz böyle devam edin. 10 puan, şimdi 10 puan ama birazdan 20 olabilir. Muratcan ve Merve geliyor. Ne diyorlar sana? Takma adım Mudu. Mudu mu? Evet, Mudu diyorlar. Mudu. Merhaba Mudu. Merve, harika görünüyorsun, müthiş dik duruyorsun, tam bir balerin duruşun var. Butona basmayı unutma. Ben güzel durayım derken. Kardeşime kıyamıyorum o yüzden. Ama ne alakası var? Yarışma. Bu ne zaman senin kardeşin oldu? Kuzenim. Ha evet. Sen ama eniştesinin o kızısın. Evet ya, çok karıştı. 20 puanlık sorunuz geliyor. Ay Muratcan'ın cevabı belli de ondan. Ya. Yiyecek dışında alüminyum folyoya sarılan bir şey söyleyin. Muratcan? Yok. 3 2 1 Yok. Araba. Hay en kötü araba da kardeşim. Abi araba aldı. Muratcan'ı düşünsene, arabayı alüminyum folyoya sarıyor. Niye? Janjanlı olsun diye. Merve, yiyecek dışında alüminyum folyoya sarılan bir şey söyleyin. Böyle... Sende var o. Tamir eşyaları da sarılıyormuş gibi geliyor mu? Ama tamirle hiç yakından uzaktan alakanın olmadığı buradan belli oldu. Niye sarıyoruz onu? Ya kor batmasın diye. Ha öyle mi? Bilmiyorum. Benim alet çantam var. Hepsi muntazam. Şundan dolayı anladım ben seni. Çok keskin bir şey varsa onu sanmıyorum. Bakalım tamir eşyaları var. Yahu sende var diyorum. Ne sence? Ne? Hala gelmedi. Dur geleceğim. Bakma. İbrahim oradan el kaldırınca. Saç. He? Sende var diyorum. Ben hiç sarmadım. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Bunlar senin kendi orijinal sarı saçın. Boya yapıyorlar ya. Boya da biz kullanmıyoruz. Biz derken kim kullanıyor? Oryal kullanmıyoruz. Folyo hiç bende yok. Aa... Abla şöyle paket atalım diyorlar. Tık 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 yapmıyorlar mı? Bende hiç yok. Aa öyle mi? Hı. Sende var mı Mine? Bende var. Folyo var. Hayır onu diyecektim. Sanki İbrahim yaptırıyor. Oryal'le yaptırıyor şeyi. Sen nereden biliyorsun? Aklıma geldi. Saç görünce. Doğru. Boya. Aa ben şeyi bilmiyorum. Yok. Böyle iki paket atalım araya abla falan diyorlar ama çık çık. Evet. Sen, benim hiç alakam bilemezsin. Yok. Alakam. Bilemezdim. Bilmiyorum. İbrahim'in çok alakası var çünkü. Bakalım saç mıymış, neymiş? Saç. Saçmış. Bende kaldı puan. Görüşürüz. Hadi Mine. Merve'ye bak. Mine ve Safa geliyor. Çok güzel bir soru. Hadi bakalım. Hazırız. Ya sen ne tatlısın Safa. Çok sağ olun Asma Hanım. 30 puanlık sorunuz geliyor. Eczacıların bile okuyamayacağı bir yazı söyleyeyim. Mine. 3 2 2 Alın yazısı. Çok iyi ya. Bu zamana kadar neredeydin? Ya siz neredeydiniz? Çok iyi ya. Alın yazısı dedi ya. Çok güzel. Bakalım eczacıların bile okuyamayacağı var mıdır? Alın yazısı. Yaşasın. Bravo. Bayıldım.
Kusura bakma. 50 puan olsa 50 puanı vereceğim yani. Nasıl öyle güzel. Geldi? Çok iyi. Ben ne düşünmüştüm biliyor musun? Eczacıların bir Çin yazısı falan öyle bir şey çıkacak diye. Çok iyi. Evet. Güzel buldun. Tam da böyle sayıyordum, hayatını renklendiriyordum. İbrahim ve Metehan geliyor. Bol şans abi. Hayır, o sana niye da. Mete? O Mete olsun. Mete, evet, benim de Mete da. Mete olman lazım ya. Benim normalde benim arkadaşım öyle. Çünkü şeyi var, Mert şey. Ona Mete diyoruz. Mete, benim de Mete. Metehan. Metehan Mete hatta benim. Merhaba. Ha? Soy ismim de Mete benim. Metehan Mete. Metehan Mete mi? Evet. Senden çok iyi spor spikeri olur. Evet. Siz diyorsanız doğrudur diyeceğim. Öyle şeyli geldi. Metehan ya da şey yorumcusu. Metehan Mete yorumluyor. Olabilir. Sahneye daha çok yakışabilir mi? Yakışır. O da olabilir. Sahneye daha çok yakışır. Hemen kendime bir yer yaptım. Güzel. 40 puanlık sorumuz geliyor. Giydiğinizde garsonla karıştırılmanıza neden olacak bir renk söyleyin. Metehan. Beyaz. Beyaz giyme. Biliyor musun onu? Evet. Vay, ne biliyorsun ha? Söz olur. Söz olur. Siyah giyme toz olur. Toz olur. Beyaz var mı? Teşekkür ederim. Tebrikler abi. Bravo. İlaç, ilaç, ilaç. Ama bir şey, kusura bakmayın tabii. Şimşekler yani siz de puana doyamadınız. 40 evet. Puan da onların olsun, 138 hadi puana geldiniz. Efendim. Şimdi asıl ne olacak onu merak içindeyim ben. Bilmem Sedat ben. Ve Melek geliyor. Haydi. Ben de kafacım Sedo, Seda mı acaba diyorum. Niye Melek'e Sedo diyorlar. Bunlar niye onu... Çok güzel. Sedat, harika cevaplar var sende. Evet, ama bir türlü ya, bütün tutmadı. Bugün iki tarafında çok güzel cevapları var yani. Bayıldım. Efendim, 50 puanlık sorunuz geliyor. 100 Rus'a sorduk. Rus'a. Şaka şaka. 100 Bursalı'ya sorduk. Ne oldu? Pardon. Heyecan yok. Melek direkt böyle, Bursa mı? Okey, basarım. 100 Bursalı'ya sorduk. En popüler cevabı. Bursa değil mi? Bursalı mısın? Hayır. Çok gezdim Melek, sadece. Bursa deyince bastım diyor. Bursalı mısın? Hayır. Çok gezdim. Ne sence? Yani meşhur bir şeyini sorabiliyor olabilirsiniz. Bursa'ya çok mu gezdin? Bursa'ya mı çok gittin? Niye Bursa'ya gittim. Bursa? Türkiye'de birçok yer. Türkiye'de ha, gezmediğim okay. Yer yok öyle söyleyeyim yani. Çok o zaman sorum şu. 100 Bursalı'ya sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. 3 2 Ben söylüyorum. İskender. İskender var mı? Ciddi mi? Soru tam olarak geliyor. Yani soru zaten hiç gelmemişti Sedat. Evet. Ben sadece 100 Bursalı'yı buldum. Bir şey sordum, en popüler cevabı arıyorum. Neyi sorduğumu da şimdi söyleyeceğim. İdeal İskender nasıl olmalı? Tereyağlı. Bravo, bunu sanki ilk defa sen keşfetmişsin gibi. Evet. Tereyağlı mı görelim? Evet, tamam. Tereyağı deyince 50 puanımı aldı. Harika bir tablo oldu biliyor musunuz? En bayıldım. 21'ler 188'e ulaştılar. Şöyle ki 98 puandaydınız değil mi? Oralardaydınız. Evet, evet. 90 puanımı aldınız. 40 puanımı da siz kattınız. Birebir yakın ol. Kim geliyor ya? Ay çok ama hızlı. Bugün hiç bitmesin istiyorum. Bugün yine evet. O günlerden. Evet. Meto, Meto, İbo, İbo. Buyursunlar. İbrahim. Efendim. 100 kişiye sorduk, daha sordum yani, daha sorum yok. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. İlk yerli diziden, ilk yerli dizi, tamam cepte, ilk yerli dizimiz bizim. İlk yerli diziden şu ana yayında olana kadar en unutulmaz erkek karakteri. Meto. Şu an devam eden mi, bitmiş mi? Bak, ilk yerli diziden bu günümüze gel.
O aradaki, o yelpazedeki en unutulmaz erkek karakter. İlk yani. Şu an yayında da olur. He. 5, 4. Şevket Çoruh demek istiyorum ben. Yani. Şevket Çoruh diyorsun. Evet. Çok değişik bir karakter o gerçekten. Şey de ona verildi ya. Ne ona verildi? O bir ona devredildi, devam etti. Ona ne diyoruz? Kavuğu ona verdiler, devam etti. Kavuğu kim ona verdi? Şimdi adını unuttum. Rahmetli Rasim Öztekin. Evet. Vay be. Evet, anmış oldum. Güzel. Bu magazini sevdim ama. Teşekkür ederim. Şevket Çoruh var mıdır? Sorum şu İbrahim. İlk yerli diziden şu an yayında olana kadar en unutulmaz erkek karakter Şevket Çoruh oyuncunun ta kendisi. Ben buldum. Şevketçim. Sendeyim İbrahim. Behlül. He ya, bana bunlarla gel. Tıkıdık tıkıdık. Behlül var mı? Görüşürüz. Yanlış anladım ben soruyu ya. Yanlış karakter, anlamadın. Karakter ya. Aklın oyuncuya gitti. Evet, evet. Karakteri sordum. Karakteri unuttum. Aslında yanlış anlamadın. Oyuncuya gitti aklın. Behlül en popüleri, Melek sendeyim. Polat Alemdar. Polat Alemdar. Rındara 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 rın. Okey mi? Soruda netleştik mi? Polat Alemdar var mı? Bravo. 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 Aa, bravo. Polat Alemdar'ın en popüler 5'te, ben daha popüler olur sanıyordum. Ben evet. De 2'de bekliyordum aslında. Aa, enteresan. Evin. Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey. Repliğiyle. Ali Rıza Bey. Rıza Bey. Çıkmadı. Tadımız kaçmasın, tadımız kaçıyor az kalsın. Kaçırdı şu an benim tadımı bu. Merve. Yusuf Miroğlu. Deli yürek. Yusuf deli yürekti değil mi? Çok güzel ya. Bakalım var mı? Bravo, iyi. Bir daha. Ya. İkinci çarpıyı aldılar. Rannarinnal, rinnarinnarinnanay. Kümelenin, çok güzel gittiniz ya. Ay bir daha mı alsınız? Çok güzel bence. Yaptınız onu. Rannarinnal. Mine. Behlül, Polat Alem. Bak, ilk yerli dizimizden bugüne kadar gelebilirsin. O yelpazenin içindeki en unutulmaz erkek karakteri arıyoruz. Yine Aşk-ı Memnu'dan gidip Batman Ziyagil demek istiyorum. Ednan Bey. Selçuk Yöntem değil mi? Evet. En o yeni versiyonu Selçuk Yöntem'di. Evet. Tabii ki ilk versiyondakini hatırlamıyorum, çok özür dilerim. Selçuk abicim, buradan sana selamlar olsun. Ednan Ziyagil var mıdır? Behlül, Polat Alemdar. Çok enteresan, o da yok. E kim ya? Behlül. Bende var. Ha, şey var. Aa, şey de var. Hiç gelmiyor. Aa, evet. Kimler geldi aklıma? Kimler geldi? Sedat, sen değil. Ezel diye düşündüm. Ezel'i sever miydin? Severdim. İyi çocuktu. Ömer iyi çocuktu. Neydi? Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru vardı. Ömer. O da? O da fazla güvenildi insanlara. Meta. Benim iki tane var ama hep çok şeyini güzel, söyleyeceğim. Çok güzel, söyle. Biri, cevabımı söyleyeyim önce. Süleyman Çakır demek istiyorum ben. Ya da Mesut Komiser, Şevket Çoruh dedim diyor o da. Sen şey orada olmaz, bir üzüldün değil mi? Selam söylemiş olayım, evet. Şevket abinden buradan hemen özür dilerim. Şevket abi, seni seviyorum. Ya ne tatlı. Güzel ama asıl diyorsun... Süleyman Çakır. Safa. Ben de iki cevabım var. İlki Süleyman Çakır, ikincisi de Ramiz Dayı olabileceğini düşünüyorum. O da Ezel. Yani, çok güzel ya. Evet, rahmetli Tuncak. Ben de Ramiz Dayı olarak düşündüm. Evet, Ömer'in de kafasına yeterince karıştırdığımıza göre... Ömer, senden bir cevap bekliyoruz. Bakalım 25-8 en popüler ikiye açtırırsan falan güzel puan olur. Yani hepsi arkadaşlarımın söylediği çok mantıklı geldi. Hepsi arkadaşlarım diyecek sandım ya. Tamamen bir hayal dünyasında yaşıyormuş Ömer. Evet. Ezel falan hepsi benim arkadaşım. Ben Süleyman Çakır diyorum ya. Süleyman Çakır Oktay mıydı? Oktay Kaynarcı. Oktay Kaynarcı.
Ha, Oktay Kaynarca. Karnayırca. Ejderya gibi oldu. Oktay Kaynarca. Aa, bir şey söyleyeceğim. Şey falan yapmışlardı hatırlıyorsunuz. Cenaze Süleyman namazı. Tabii ya. Hala her sene anılıyor. Gerçekten mi? Öldüğünü lokma döktürüyorlar. Aynen öyle. Vay be, ne rolmüş. Süleyman Çakır açılırsa 21 lak bu etabı alır. Süleyman Çakır bakış değil mi? Pop daha popüler çıktı Polat Alemler'den. Evet. Bir şey diyeceğim. Aynen. Kaç yılıydı? Şeyi hatırlıyorum ben. Sokaklar boşalırdı ya. 2005. İlkokulda mıydın evi? 2000. Oktay abin duymasın bunu. Yani. Duymasın. 2000? 2003, 2005. 2003. O dönemde vardı Süleyman Çakır. Sedat'a bak ya. Sedat Wikipedia gibi ya. Sık acıyor. Hayır şöyle. 43'te vuruldu 45'te. 2003, 2005 yani 2003'ten beri Oktay'cığım aşağı yukarı bu karakterle... Güzel ha. Oktay'cığım. Malın şey gözümüz yok. Neydi o? Malında gözümüz... Neydi ya? Ne derler diyor? Malında gözümüz yok. Gözü olanın gözü çıksın. Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ama Oktay'cığım bize de bir şöyle... Hani mesela... Aileler yarışıyor ya böyle bir... Seninle ekip çok nasıl olsa ya? Ben bu cihana sığmazım. Mesela şöyle bir gelsen... Gelmişken de boş gelmesen... 3 değil, 5 fazla değil ya. 6 şey tepsi baklava. Fena olmaz yani. Seni görüyorum. En popüler 6'da bak. Ramiz nerede çıkar biliyor musunuz? Bak Ezel 2'de çıkar. Ramiz dayı 3'te çıkar. Kim demiştiniz? Bir daha vardı sizde. Farklı. Kendiniz. Her şey Şevket Çoruk. Komiser. Selena olabilir. Komiser. Rıza Baba olabilir. Selena olabilir son sırada. Kim olur? Selena. Selena mı? Belki. Selena erkek değil. Erkek erkek. Erkek mi dedi? Ramiz dayıdan Selena peki. Erkek mi dedi abi? Gelin gelin şöyle ortaya doğru gelin. Sedat orada böyle. siz benim ilgili. Herkes sonra gel. Selena. Sedat'ın cevabından sonra cenaze. En iyi erkek karakter Selena. Selena. De bir daha Selena. 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 Hep aynı devam etmesi yoksa telif öder. Selena mı? Evet, ritimli Selena. Ama erkeği duyuyorum ben. Erkeği hatırlayamadım. Erkek dediniz. Erkeği hatırlayamadım o yüzden Selena diyor ya. Güzel. Bakalım ya şey olduk ya biz böyle o düğünlere giden bir ekip var biliyor musunuz? İşte, ay, bir an bir halaya geçelim. Çekelim halay olmaz. Böyle koreografiyle falan giriyorlar ya. Bir an öyle hissettim. Var mı sizde bir şey? Yani çok yok. Sen neresin Ömer? Sparta. Ama doğma büyüme İstanbul. Doğal olarak şey de Spartalı. Ben de Spartalıyım. Murtatcan. Evet. Ben Akkaleliyim ben. Safa? Kütahyalıyım ben. Tamam güzel işte. Ben de Afyonluyum. Haydi buyurun. Haydi. Şey, buyurun. MT'de var Asuman Hanım. Yok yok. Yok yok. Ne var? Çok güzel mezdek. Ne var? Mezdek oynar güzel. Ha yok mezdek okutmam. Sedat Selena dedikten sonra ben burada mezdek oynatmam. Yok öyle bir şey. En popüler 6'yı görelim. Aa benim sıramam şaştı. En popüler 3 görelim. Ali! Altın topu ya. İyi bildin. Nasıl unuttuk gerçekten. En popüler 2'yi görelim. Nedense hep şeye gittik biz anladın mı? Çakır falan. En popüler 2'yi görelim. Ezel. Ezel dedim ya. Selena'ymış. Çok sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama Ezel de dedim. Güzel. Efendim şöyle oldu. Şimşekler 203 puandayken 21'ler 236 puana geldiler. Harika çekişmeli gidiyor bana göre çok güzel. Cevaplarınız da harika birbirinden harika. Özellikle Sedat'cığım bir yere kadar çok iyi gidiyordun inan bana. O Selena ile hafızalarda yer ediyor ama şu anda onu da çürütme vakti geldi. Çünkü neden biliyor musun? Duble puan etabına geldik. Bu etapta finalistimizi belirler. Yani Sedat Selena'yı unutturmak için al sana fırsat. Sedat ve Melek geliyor. Sedat! 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 Sedat!
soruyu dinleyeceğim. 100 kişiye sorduk. Evet dinle bence çünkü önemli şimdi. 100 kişiye sorduk en popüler 5 cevabı arıyoruz. K harfiyle başlayan bir bitki söyle. Melek. Karanfil. Karanfil var mı? Serhat al sana fırsat. K harfi yani K harfi. Yani Kemal'in K'si. Evet. Kemal'in K'sı. Kemal'in K'si. K harfiyle başlayan bir bitki söyleyin. Kaktüs. Yes. Kaktüs var mıdır görelim. Alkış aldı ama. Karanfil de güzeldi ama bu arada. Benim aklıma gelmemişti. Buyursunlar. Serhat. Dan Ömer'e geçiyoruz. Unutuldu Selena. Rahat ol. Ömer. Aklıma geldi. K harfiyle başlayan bir bitki söyleyin. Ömer. Aklıma geldi. Aklından geçeni söyle. Kereviz. Kereviz çok da severim be. Kereviz var mı? Oley. Bol bol kereviz yersin artık. Kerevizden sana 1000 lira geldi. Bravo. Teşekkür ederim ya. Sevmez misin? Hiç sevmem. Aa niye ya? Yani, tadına da baktım aslında ama gerçekten... Tadına da baktım beğenmedin. Damak tadıma hiç uygun değil ya. Biraz ekşi. Kereviz yemeğini mi? Evet. Sevmem. Salata? Salatasını denemedim. Denemek isterim ama. Ben yapayım da bir kereviz. Kereviz sevmeyene kereviz sevdiririm. Öyle yaparım yani. Doğrudur. Annemin lafını çaldım da şu anda. 1000 lira senin. Ben de diyorum bizim sürpriz cevap niye çıkmadı daha? İşte kerevizi bekliyormuşuz. Muratcan sendeyim. Yok. Kimilerine göre araba bir bitki olabilir evet. Ama... 5, 4, 3, 2... Yok. İlk çarpı geldi. Yok. Dikkatli olun. Yani yüzünüz kuyruğunuz... Bir de geriden geldiniz. Şu an finale doğru giderken kaptırmayın Safa. Hemen söylüyorum ben de. Karnabahar. Bravo. Diyorsun ki kereviz bitkiyse karnabahar neden olmasın? Karnabahar var mı yoksa ikinci çarpı mı geliyor? Bravo oğlum. Her şey karnabahar da geldi. En popüler ve en popüler 4. Metehan sendeyim. Bir tane çarpınız var. Metehan? Düşünmekteyim şu an. 5, 4, 3. Tamam vereyim cevabımı. 2, bir şey var. Küşleme. 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 Şimdi bir dakika. O bambaşka bir şey. K ile başlıyor. O yeniyor ama neyi bilmiyorum. Aklı hiçbir şey demeyeceğim onu diyeyim de. Çok saçma inşallah olmamıştı. Selena gibi oldu o biraz. Selena oldu. Küşleme ne yeniyor aa, güzel. Ben buldum lan. Yeşil. Vallahi. Küşleme. Hayır küşleme değil hayır. Dur ben söyleme. Hadi, bir dakika, söyleme. İyi bir şeyse o kullanamaz bir daha. Söyleme neydi sakın. Lan? Söyleme. Dur. Söylemeyeceğim. Ha. Hayır. Ama neydi diyorsun onu? Ona söyleteceğim. Söyledin artık. Küşleme ya. Oğlum, ben hayır. Bir... Ay ben çünkü tahmin... Ben sana sonra söyleyeceğim. Neydi o ya? Bunlar, o değilse ben sana sonra söyleyeceğim. O bende. Hayret ya sen onu nereden biliyorsun? Neydi o ya? Küşleme var mı? Yoksa göz göre göre ikinci çarpı mı geliyor şöyle finale giderken? İkinci çarpı da geldi. Fırsat ayağınıza geldi. Kümelenin. Ve Sedat. Çok dikkatli olman lazım. Şimdi benim 3 tane cevabım var. Ama hangisi popülerdir emin olamadım. Ben cevap olarak kabak demek istiyorum. Kabak açılırsa ne ala, açılmazsa 3'ünü çarpı gelir. Ben hemen rakipleri bir yoklarım. Bakalım kabak var. Oley be. Bravo. Kabak, karnabahar, kereviz, kaktüs. 2 tane çarpınız var Ömer. 1 tane açılmamış cevap. Doğru cevabı açılırsam finalde sizinle yarışırız. Haydi kaptan. Benim de 2 tane cevabım var. Birini seçmem gerekiyor.
bitki olduğu için kır çiçeği demek istiyorum ya. Hay kır çiçeği harika, iyi hoş aldık da aklındaki diğerini onu merak ediyorum, söyleme sakın. Kır çiçeği var mı? Kır çiçeği varsa çünkü bu akşam 21'lerle finaldeyiz. Bravo, bravo. Kır çiçeği yokmuş, üçüncü çarpı geldi. Finali riski attınız. Şu an için çok durum bu. Melek, sendeyim. K harfiyle başlayan bir bitki arıyoruz. Allah. Kekik. Kekik, İbrahim. Kekik. Mine. Kekik. Merve. Kekik. Ve son karar evin kaptanındır. Bence de kekik. Değil. Bence de kekik dedi. Kekik açılırsa bu akşam şimşeklerle finaldeyiz. Ama açılmazsa final 21'lerde kalır. Ve final 21'lerde kaldı. Bravo. Kekik güzeldi aslında. Evet, aslında çok güzel. Karabiber var, kuşburnu var, kişniş var, işte kenevir var. Senin bir şey söyleyeceğim Metehan, buldun mu? Yok bulamadım, ne olur söyleyin. Kişniş mi? Kişniş, evet. Kişnişten bahsettin, evet. Kişneme dedi, kişniş. Kestane de olabilirdi. Senin aklında başka ne vardı? Kestane vardı, kinola vardı. Ama bu arada Metehan sen tarif et bana bakayım demek istediğin. Yeşil. Etin üstünde geliyor, bir tane geliyor böyle. Uy seni yerim, kuş konmaz o. Ha kuş konmaz. Kişnişe de evet diyorum kuş ya. Kuş konmaz. Kuş konmaz evet. Ben de diyorum kişnişi mi? Nereden biliyor Metehan? Kişniş gibi kişniş. Baharat ya güzel. Çok iyidir. Şey. Senin aklındaki neydi Ömer? Kök. Diyecektim ama kök. Kök mü? Kök. Ömer abi iyi sallıyor. İyi ki demezsin. Ama olabilir. Bakalım açılmayan o bitki neymiş? Karabiber söylediniz ya. Edemediniz burada. Evet. Yok biz aslında evet, topladığımızı. Kekik evet. Dediniz. Ama karabiber demez. O yüzden işte diyorum ne varsa sayın ki belki şuraya gelene kadar. Varsaydık. Ama yine kekik derdim. Karabiber söyledik. Kekik dedik. Hayır. Şimşekler iyi ki geldiniz. Şu anda kim yarışacak diye mi karar vermeye çalışıyorsunuz? Ha verelim mi? Daha verme ona vakit var. Şimşekler iyi ki geldiniz. Sizi alkışlarla uğurluyorum. Yabancı değil, akrabaları sonuçta. Çünkü bu akşam 21'lerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? İlk ben varım. Ömer ve Metehan. İlk kiminle yarışıyorum? İlk ben. Metehan, seni şimdilik müzik evet. Odasına alacağım. Ömer, seni de final için yerine. Teşekkür ederim. Ömer, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tatlıya bağlanan bir şey söyleyin. Kavga. Aralıksız yapılan bir şey söyleyin. Yürümek. Son harfi şey olan 3 harfli bir kelime söyleyin. Pas. Tereyağın yakıştığı bir şey söyleyin. Bal. Halkın ünlülere layık gördüğü bir şey söyleyin. Süren pas. Doldu Ömer. Pas diyeceksen de hızlı demen lazımdı. Evet. Deyip pas yaptın. Evet biraz. Ömer seni yerine alıyorum alkışlarla. Final için Metehan geliyor. Metehan bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Tamam. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de.
paste ki süremiz kalsın. Tamam. Değiştir dersen bil ki senden önce Ömer aynı cevabı vermiş demekti. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Değiştir pas diyebilir miyim? Değiştirden sonra pas diyebilir miyim? Diyebilirsin. Kızım, tamam. 25 saniyen var, unutma. Tamam. Tatlıya bağlanan bir şey söyleyin. Muhabbet. Aralıksız yapılan bir şey söyleyin. Nefes almak. Son harfi şey olan üç harfli bir kelime söyleyin. Kaş. Tereyağın yakıştığı bir şey söyleyin. İskender. Halkın ünlülere layık gördüğü bir şey söyleyin. Sahne. Güzel. Heyecanlandın mı Metehan? Yok, çok hızlı düşünmek lazım ya. Ondan. Biraz kafayı hızlı. Güzel. Ömer, sen de Metehan'ın yanına alayım. Aynı cevapları vermemişti. Metehan nasıl ve var? Ömer 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Tatlıya bağlanan bir şey söyleyin dedim. Ömer kavga dedi. Bravo. Var. Bakalım kavga aldığı alkışı hak edecek mi? Kaç puan geliyor görelim. Metehan? Evet. Aynı soruya cevap olarak sen de muhabbet evet, dedin. Evet. Muhabbet size kaç puan getirir? Olsun. Güzel. Güzel, güzel. Aralıksız yapılan bir şey söyleyin dedim. Ömer yürümek dedi. Ya gereksiz cevap. Yürümekten kaç puan gelir? Oh, bravo. Bravo, bravo, bravo. Metehan sen de nefes almak dedin. Evet. Nefes almak size kaç puan kazandırır? Çok iyi. Yolu yarıladınız, 103 puana geldiniz. Bir sonraki sorum şuydu. Son harfi şey olan üç harfli bir kelime söyleyin dedim. Ömer, maalesef senden cevap alamadım. Olsun, olsun, olsun. Metehan, sen de kaş dedin. Güzel. Kaş, 103 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Yani evet, birbirinizi güzel destekliyorsunuz hakikaten diyeyim. Hakikaten iyi destekler. 137 puana geldiniz. Gerçekten. Tereyağın yakıştığı bir şey söyleyin dedim. Ömer bal dedi. Güzel. Bal size kaç puan kazandırır? Bravo. Dedim size, birbirinizi güzel desteklediniz. Metehan, sen de İskender dedin. Evet. İskender, sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Sekiz lazım. 192 puana ulaştınız. Son sorum, halkın ünlülere layık gördüğü bir şey söyleyin idi. Ömer, maalesef senden cevap alamadım. Böylelikle 10 bin lirayı kazanamamak sana kalmış. Yani senin cevabına kalmış Metehan. Sen de aynı soruya cevap olarak sahne dedin. Hadi be, gel. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için 8 puana ihtiyacınız var. Sahne bu akşam size 10 bin lirayı kazandırır mı,
onu şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Televizyon diyecektim. Keşke televizyon deseydim. Alkış diyebilirdim ya. Ha Ömer? Alkış diyebilirdim aslında. Keşke alkış deseydin. Oradan daha güzel bir puan evet. gelirdi. Ama buranın en popüler cevabı ödüldü. Ha. Hakikaten bu... Yani bu tabloya göre tam da böyle 10 bin lirayı kazanabilmek için 8 puana ihtiyaç kalmışken olur dedim. Ama maalesef yeterli olmadı. 21'ler sizi şöyle alayım. Safa böyle alayım sizi. Tüh moraller bozuldu. Çünkü o kadar şöyle en azından moralinizi biraz belki yerine getirebilirim. Yani bir puanla iki puanla kaçıranlar var. Ama şimdi bu tabloda hakikaten olacak galiba dedik yani. Olmayınca da bir üzüldük tabii. Ama eğlendiniz mi? Evet kesinlikle eğlendim. Çok eğlendik. Doğru söyle Meta. Çok eğlendim. Bir daha geleceğim. 10 bin lirayı kazanamayınca. Sıkıntı yok, bir daha geleceğim. Yok ya hiç de eğlenmedik olmasın sonra. Yok, bir daha mı geleceksiniz? Gelin. Harika cevaplar vardı Sedat'cığım. Ben çok eğlendim. İki taraf yani diğer rakiplerinizle de çok eğlendim. İyi ki geldiniz. 10 bin lira maalesef kısmet olmadı ama 1000 lira var değil mi burada? Evet. Ömer'de 1000 lira var. Çok güzel. Efendim iyi ki geldiniz. Yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.